İyi günler arkadaşlar. Bugün turunca limon aşısını göstereceğim. Daha doğrusu narenci aşıların hepsi yapılabilir. Aşı vuracağımız gövdeyi seçtikten sonra aşı vuracağımız bölgeden testereyle düzgün bir şekilde kesiyoruz. Kesme işlemi biçtikten sonra kestiğimiz bölgeyi düzeltiyoruz arkadaşlar. Düzelttim. Şimdi buna yarım aşı vuracağım için arkadaşlar özünü buluyorum. Özü tam ortada. Özünden bıçağımla yarıyorum arkadaşlar. Bakın. Yarma işlemi bitirdikten sonra bir kılavuz çakacağım ki aşı kalemlerimi rahatlıkla yerleştirebileyim. Şimdi aşı gözü alıyorum arkadaşlar. Bu bir tanesi. Bir tane daha alalım. Aşı kalemlerimiz hazır. Şimdi aşı vurmak için açıyorum arkadaşlar. Beni çek ya. Beni. Yok. Öze kadar gördüğünüz gibi açıyorum aşıyı arkadaşlar. Aşı kalemini. Evet, öze kadar açtıktan sonra aşı kalemini açtığım kısma yerleştiriyorum. Kalemini hazırladım. Şimdi başla. Aşı kalemini hazırladım. Hazırladığım aşı kalemini daha önce açtığım kısma en önemli dikkat edeceğimiz şey kabukları karşılıklı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet, birinci kalemim hazır. Şimdi ikinci kalemimi hazırlıyorum. Aynı şekilde özü bulana kadar açıyorum. Karşı tarafta da gördüğünüz gibi özü bulana kadar açtım. Tekrar aşı kalemini yerleştireceğim. Yavaş yavaş kılavuzumu çıkartıyorum.
kabuk kabuğa gelmesine özen gösteriyorum. Evet, tam kabuk kabuğa geldi. İkinci kalemimi tekrar yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi o da kabuk kabuğa geldi. Daha önce de hazırladım. Pamuk iple. Pamuk ip olması önemli arkadaşlar. Çünkü pamuk ip çürüyeceği için herhangi bir şekilde aşıyı sıkma yapmaz. Daha önce yarmış olduğum kısmı bağlıyorum arkadaşlar. Aşımı bağladım. Şu açık olan kısma bir miktar ip ve toprak girmeyecek şekilde kapatıyorum. Bakın kapattım. Açık olan kısmı. Şimdi aşımın hava almayacak şekilde kapatılması var. Bunun için küçük bir gövde olduğu için 1,5 litrelik kola şişesi yeterli arkadaşlar. Şöyle kola şişesini üstten kesiyorum, açıyorum. Açtım. Kalınlığına bakıyorum. Şurada açsam yeterli olacak. Yerleştirdim. Şimdi aşımı hava almaması için toprakla dolduracağım. Dibindeki nemli topraktan doldurur arkadaşlar. Yanınızda getireceğiniz gübreli toprak da olur, hiç fark etmez. Hava almaması için sıkıştırma yapıyorum. Şu anda bu aşımız tamamlandı. Tutuma hazır hale geldi. Teşekkür ederim.